Arkadaşlar merhaba Ambilok ile Arduino programlama derslerimize devam ediyoruz Bu dersimizde Arduino'muzdan ses çıkışı sağlayacağız Ses çıkışını yapan e, birden fazla bileşen var arkadaşlar Bunlardan bir tanesi Buzzer En çok e, bildiğiniz aslında devrelerinizde en çok kullandığınız Veya hazır aldığınız setlerin içinde en çok bulunan bileşen Buzzer e, Hoparlörün bir küçüğü şeklinde nitelendirebiliriz e, Hoparlör gibi güzel sesler çıkarmayabilir ama yine notalar veya kendinizce müzikler elde edebilirsiniz buzzer kullanarak. Hoparlörde ise daha güzel, daha yüksek kalitede sesler çıkartabilirsiniz. Melodiler oluşturabilirsiniz. Bu derste ben hoparlör kullanacağım ama hoparlör ile buzzer'ın kullanım arasında hiçbir fark yok. Ne lazım? Aslında malzeme listemizde çok bir şey yok. Bir tane Arduino lazım. Bir tane de hoparlör lazım. Tabi Arduino'muzu bilgisayara bağlamak için de bir USB kablosu gerekli. Buyurun başlayalım. Breadboard'a ihtiyacım olmadığı için Breadboard'u kaldırıyorum. Elimde Arduino Mega'm var. O yüzden bir tane Arduino Mega aldım. Bir tane de hoparlör alacağım. Hoparlör ne sanırsam şu. E, hoparlörümüzün iki adet girişi var arkadaşlar. eğer internet üzerinden falan hoparlör aldıysanız bunlar da genellikle kablo olmuyor. Yani sizin sonradan kablo bağlantısı yapmanız gerekiyor. kabloları lehimleyin ve bu şekilde kullanmaya başlayın. Fakat Kabloları hoparlörünüze bağlarken, lehimlerken dikkat etmeniz gereken bir husus var. E, artı ve eksi girişler. E, zaten bu hoparlörünüzün arka kısmında, yani o kabloların bağlanacağı noktalarda yazıyordur. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada da devremizde de, bu devre bileşenimizde de biz anlıyoruz ki kırmızı bizim artı girişimiz, siyah ise eksi girişimiz. Eksi girişimizi her zaman olduğu gibi GND'ye götürüyorum arkadaşlar. Şuradan GND'ye bir bağlantı veriyorum. Artı girişimi de dijital pinlere götüreceğim. Buradan kontrolü sağlayacağım. 9 numaraya götürebiliriz. Evet. Devremiz bu kadar arkadaşlar. Devremizde ekstra bir şey yok. Buzzer'ın kullanımı da aynı. Buzzer'da da bir artı var. Bir de eksi var. Eksi girişini GND, artı girişini de dijital pinlere bağlıyorsunuz. Bazı arkadaşlar şöyle yapmış buzzer'ı bağlarken. Araya direnç kullanmışlar. Yaklaşık 100 ohmluk bir direnç kullanmışlar. Direnç kullanmanız sizin lehinize olacaktır. Faydanız olacaktır. Fakat ben şu ana kadar hiç buzzer'ı dirençle çalıştırmadım ve herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. Yani çok farklı buzzer'lar kullandım ve hepsini de dirençsiz kullandım. Herhangi bir sorunla şu ana kadar karşılaşmadım. Yani direkt hoparlörü bağladığımız gibi bir girişini GND'ye diğer girişini de dijital pinlerden bir tanesine verebilirsiniz. Ya da işinizi garanti almak için bir girişini GND'ye verdiniz. Diğer girişte araya direnç ekleyip dirençli bacağı dijital pinlere götürebilirsiniz. Gelelim kodlama kısmına. Emblo'yu açıyoruz. Emblo'muzu açtığımızda yapacağımız ilk işlem, her zaman hatırlatıyorum arkadaşlar, belirli bir e, aşinalık düzeyine gelene kadar hatırlatacağım. Arduino kipi düzenleme menüsünden Arduino kipi seçeneğini seçiyorum. Evet, şu an Arduino moduna geçtik. Kartlardan kullanacağım kartı seçiyorum şu an ben Arduino Mega'yı kullanıyorum. 2560'ı. 2560'ı seçtim. Siz hangi kartı kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Aman dikkat. İlk kod bloğum. Arduino programı. Robotlar menüsü. Arduino programı. Kontrolden sürekli tekrarla koyuyorum. Çünkü sesim sürekli olarak çalsın. İlk başta sürekli tek bir ses verelim arkadaşlar. Daha sonrasında yanap daha doğrusu daha sonrasında ise çalıp duran çalıp duran bir ses modeli yapmaya çalışalım. Yine robotlara geldim. Robotlarda şurada 9 ses tonu pini C4 notasında yarım vuruş çal. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bu bizim ses çaldırma kod bloğumuz. Hoparlörümüzü zaten 9 numaralı dijital pin'e bağlamıştık. C4 dediği bizim notamız. Burada çok fazla sayıda nota göreceksiniz. Ben kısaca bunları özetlemeye çalışayım. C4 dediğimiz sanırım Do notasına denk geliyor. Sonra D4, R'ye, E4, Mi'ye bu şekilde devam ediyor. Tekrar A'ya, B'ye, C'ye dönüyor arkadaşlar. Şuradaki vuruş türü de o notanın hangi uzunlukta çalacağı. Yani dıt da edebilir. Dıt da edebilir. Dıt da yapabilir. Yani böyle bir ses modeli çıkarmak için buradaki vuruş seçeneklerini kullanıyoruz. İlk yapacağım işlem kesintisiz bir ses çıkışı olacağı için şuradan sıfırı seçiyorum. En alttan sıfırı seçiyorum. Evet. Kol bloklarım şimdilik bu kadar. Bağlana geliyorum. Bağlana geldiğimde e, öncelikle tabi Arduino'nuzu bilgisayarınıza bağlamış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında bağlana gelmeniz gerekiyor. Şu an benimki bağlı. Seri porta geliyorsunuz. Portlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ben com6'yı zaten başka olmadığı için com6'yı seçiyorum. Seçtim ve şuradaki kırmızı ışığım yeşile döndü. Yani bu bağlandığının göstergesidir. Yükleme işlemini yapıyorum. Yüklenince Hemen devremizi test edelim. Bakalım gerçekten istediğimiz gibi olmuş mu? Yükleme işlemi bitti arkadaşlar. Gelin devreyi bir göz atalım. Daha sonrasında eee duraksamalı ses çıkışı sağlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devremiz güzel bir şekilde çalışıyor fakat biraz baş ağrıtıcı bir tarzda çalışıyor. Yani böyle bir ses tonu çok fazla ihtiyaç duyacağımız bir ses tonu değil aslında. Şimdi de acil durum ses tonuna benzer bir ses tonu yapalım. Yapacağımız işlem bunun çalma süresini ayarlamak yani sıfır değil mesela yarım yapalım. Daha sonrasında araya bir bekleme koymak. Daha sonrasında ise yine aynı işlemi tekrar etmek. Burada notayı değiştirebilirsiniz. Yani burada artık sizin inisiyatifinize kalmış. Herhangi bir farklı bir nota yapabilirsiniz. Vuruşları değiştirip vuruşlarla oynayabilirsiniz. Şuradaki süreyle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir durum var. Ondan da bahsedeyim. Şu aslında buraya koyduğum gibi bir süre. Yani burada e, bir bekleme yapıyor. Ekstradan ben buraya bir bekleme ekledim. Yine burada bir bekleme yapıyor. Buraya da bir bekleme eklemiş olduğum gibi bir durum oldu. İkisi arasındaki farkı görmek için e, önce şu şekilde bir deneyin arkadaşlar. Daha sonrasında yani bu şekilde yapın. Kod bloklarınız bu şekilde hazır olsun. Arduino'nuza yükleyin. Daha sonrasında da aralara bekleme koyarak deneyin aradaki farkı bir görün. Ben şimdi sadece bu şekilde olanı yapacağım. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. şimdi bunu Arduino'muza yükleyelim. Bu arada az önce dediğim olay yani şu beklemeli şu beklemenin şurada kod karşılığını da aslında görebilirsiniz. Delay dediği bekleme. Şurada da aslında bir bekleme süresi mevcut. Şu yarım 500 milisaniyeye denk geliyor. Yani yarım saniyeye denk geliyor. 0.1'de bir salise oluyor sanırım evet bir salise yani bir saniyenin onda birine denk geliyor şimdi bağlandan tekrar arduino'ma yüklüyorum evet yüklemeyi tamamladı şimdi devremizi bir kontrol edelim bakalım gerçekten çalışıyor mu. Evet arkadaşlar, devremiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Siz de artık bunun çeşitli varyasyonlarını deneyebilirsiniz. Alta farklı tonlar ekleyebilirsiniz ya da buradaki tonları değiştirip vuruşları değiştirip farklı farklı sesler çıkartabilirsiniz. bu şekilde ses çıkışını sağlayabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi buzzer ile hoparlör arasında kullanım açısından bir fark yok. Sadece Buzzer'ı direnç ile bilirsiniz Yani faydanız olacaktır. Ama dirençsiz yani şu an hoparlörde kullandığımız gibi de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben herhangi bir sorun yaşamadım. Muhtemelen sizler de yaşamayacaksınızdır. Ama benim işim garanti olsun hocam diyorsanız. Tabi direnç kullanmanızı tavsiye ederim. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.